Hepinize selam dostlar. Bu videoda sizlere Thermaltake TH240 RGB Sync CPU yani sıvı soğutucusunun kutu açılışını ve incelemesini yapacağım. Bu sıvı soğutucu hakkında YouTube'da pek fazla video göremeyebilirsiniz. Hani 10 civarı falan bulabilirsiniz. Türkiye'de hele zaten hiç kimse bu ürün hakkında bir inceleme yapmamış. Ben Thermaltake'i çok uzun zamanlardan beri kullandığım için yani eskiden kullanıyordum da şu an tabii farklı ürünler kullanıyorum. Tabii o değişiklik gösterebiliyor zamanla ama Thermaltake tabii birçok marka gibi uzun yıllardır piyasada olan bir marka. Kutunun bu bölümünde ise anakartlarla destekli olduğunu belirten logolar mevcut. Asus AuraSync, Gigabyte RGB Fusion, direkt olarak bir RGB logosu var zaten, RGB tamamen. Ve MSI Mystic neydi? Mystic Light Sync, aynı. Zaten burada ARGB Sync yazısını görebilirsiniz. Burada da 1500 RPM hızında çalıştığını ve 28.2 desibel ses seviyesine sahip olduğu yazıyor. Bu gerçekten düşük bir değer ama tabii fabrika değerleri biliyorsunuz her zaman tutarlı olmayabiliyor. Kutu arkasına gelecek olursak hangi işlemcilerle uyumlu olduğu yazıyor. Şöyle bir göstereyim sizlere. Ve okuyayım. Intel LGA 2066, LGA 2011-3, LGA 2011, LGA 1366, LGA 12.0, LGA 1156, 1155, 1151, 1150. Tam aslında yapılan sıvı soğutucular hem ileriye dönük hem de geriye dönük yapılıyor. Hani bir sıvı soğutucu aldığınızda uzun yıllar kullanabilirsiniz. AMD'ye gelecek olursak FM2, FM1, AM4, AM3 Plus, AM3, AM2 Plus ve AM2. RGB kontrolcüsü var bu sıvı soğutucuda. Kasanızın uygun bir bölümünü konumlandırarak istediğiniz zaman renk değişimini o kontrolcüden gerçekleştirebilirsiniz. Performansına burada yer verilmiş. Intel i7'nin bir işlemcisi baz alınmış. 4 GHz'lik frekansta %100 yüklü halde stok soğutucuyla 94 dereceye çıkmış, bu soğutucu ile 75 derece seviyesinde kalmış. Yani arada 20 derece diyebiliriz. 19-20 derecelik bir fark var. Ki bu eski zamanlardaki işlemci ise, yani o eski bir işlemci baz alındıysa bu değer aslında çok da kafaya takılacak bir değer değil. Hani kafaya takılacaktan kastım şu. Artık günümüzdeki güncel işlemcilerin soğutucusu kendinden de hani soğutması kendinden de iyi olduğu için bu sıvı soğutmayla daha da iyi ısı seviyelerine düşürebileceğinizi düşünüyorum. Onun haricinde kasanın içerisinde nasıl monte edildiğini hani nasıl gözüktüğüne dair şöyle bir görsel koymuşlar. Biliyorsunuz bazı kasaların bu yan tarafında sıvı soğutmanızı monte edebilmeniz için çeşitli yerler oluyor. Tabii her kasada bulunmuyor. Bu benim kasamda yok mesela. Lafı daha fazla uzatmayayım. Oldukça uzatmışım aslında. Kutu açılışına geçelim isterseniz. Evet dostlar, gelelim kutu açılışımıza. Kutuyu şöyle yakından tekrar göstereyim sizlere. Ürün şu şekilde. Ben şu bölümünü çok seviyorum. Yani işlemciye gelecek bölümünü çok seviyorum. Burası böyle halka böyle dönüyor. Gerçekten hoşuma gidiyor. Kutumuzu açalım. Yan taraflarda bant var mı? Hayır, yan taraflarda bant yok. Evet, açıyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar sizlere bir şey belirtmek istiyorum. Lütfen ürün içerisinden çıkan kullanma kılavuzunu, parça listesini vesaire onları okuyun. Burada hem Intel için hem de AMD için ürünü nasıl kuracağınıza dair adım adım gösterilmiş bir broşür mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar size tavsiyem ki ben bile buna bakarak uygulayacağım. Çünkü ilk defa bir sıvı soğutucu satın alıyorum. İnternetten bir sürü video izledim lakin buraya da bakarak kurulumu yapmakta büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum. Bu sıvı soğutucu hakkında çok bilgi görmemeniz normal çünkü Tayvan kuruluşlu bir firma olduğu için Thermaltake genelde Tayvan vatandaşlarının çekmiş olduğu videolar mevcut YouTube'da. Ve internette de yani Google'da da aradığınızda Tayvan kaynaklarına erişebiliyorsunuz.
Çünkü İngilizce bir kaynak bulmak zor. Ama hani bulsam bile o da Tayvanlı birisi oluyor. Onun da aksanı iyi olmadığı için pek anlayamayabiliyorum. Tabi otomatik çeviri falan da işe yaramayabiliyor her zaman. Evet. Bakalım neler çıkıyor kutu içerisinden. Şimdi ilk etapta burada iki tane fanımız var. Evet. Şöyle fanlar bizleri karşılıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Kablo sarımı bu arada çok hoşuma gitti. Hani fanların biliyorsunuz kabloları her zaman güzel yapılmaz ama bunun cidden güzel. Arka tarafında tabii ön tarafında kendi şu anki güncel logosu yer alıyor. Fanlarımızı çıkartıp kenara koyalım. Aynı şekilde burada bir fan daha bizleri karşılıyor. İkisi de aynı arkadaşlar. Kafanızda bir karışıklık olmasın. Şuraları da bağlantı noktası. Radyatörü oradan bağlantıyı sağlayacağız. İçerisinden termal macun çıkıyormuş. Bu paketliyse arkadaşlar kontrolcümüz yer alıyor görmüş olduğunuz gibi. Bunları paketine çıkartacağım zaten. Kontrolcümüzün bağlantı kablosu ve en sonunda da kutudan radyatör çıkıyor. Şu anda ilk izlenim olarak hissiyat çok kaliteli. Yani Thermaltake'in zaten ürünleri çok kalitesiz olmuyor biliyorsunuz zaten kasa konusunda, bilgisayar kasası konusunda çok başarılı bir firma. Evet arkadaşlar, radyatörümüz bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Kaç kanal var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sıra 13 sıra var. Görmüş olduğunuz gibi bağlantı noktaları radyatörümüzün ön tarafı. Çok kaliteli hissettiriyor gerçekten. Bu da işlemcimize gelecek bölümün alt kısmı. Gördüğünüz gibi tamamen bakır. Termal macunumuzu da buraya sürmeyi ihmal etmiyoruz. Tabi işlemciye süreceğiz ve üstüne monte edeceğiz. Buraya da bir etiket yerleştirilmiş. Kurmadan önce lütfen etikete sökünüz diye. Kabloları gerçekten güzel, hissiyatı çok güzel. Bu arada bu borular şöyle sağa sola, şöyle yukarı aşağı böyle oynayabiliyor. Hani bu esnekliğe de izin vermişler. Evet, radyatörümüzü de kenara koyalım. Burada 8 tane görmüş olduğunuz gibi uzun vida var. Bu uzun vidalar fan ve radyatör arasındaki bağlantıyı sağlamak için anakartınızın arkasına monte edeceksiniz ki destek olsun. Evet. Kutu içerisinden her şey çıkıyor arkadaşlar. Bu da görmüş olduğunuz gibi bunlar hep uzatma ek kablolar. Bunların hepsini düşünmesi lazım çünkü her anakart uyumlu olmayabiliyor. Bu uyumluluğu da sağlamak için gereken her şeyi kutu içerisinde koymaları gerekiyor. Evet, kutu içeriğimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Zaten benim temel amacım burada kutu içerisinde neler çıktı ve ben bu kurulumu gerçekleştirdikten sonra tabii ki de bu ürün hakkında daha çok fikir sahibi olacağım. O zaman da sizlerin bana yönelttiği sorulara cevap vermekti en büyük amacım. Evet, zaten bu broşürde her şey yer alıyor. Rahatlıkla kurulumunuzu yapabilirsiniz. Ki buradan yapamazsanız bile internette başka sıvı soğutucuların kurulumunu izleyerek de fikir sahibi olabilirsiniz aslında. Uyduluk benden bu kadar arkadaşlar. Eğer kafanıza takılan başka sorular olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Fikir sahibi olduğumda sizlere yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyarım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.